elin 5 tane bebesine bakıyor. Bak şu vaziyetine bir tane bak oğlum, ben anayı kandayken böyle değilim lan. Ben oğlum anan sana gözü bebeğe gibi bakıyordu ya. Madem böyleydi, direkt ben niye yanımıza çıkıp gelmedin? Ana baba, ben bir halt ettim, bir tane yanımıza gelsen de biz seni dövecek miydik? Ya elbette dövmeyecektiniz. Niye gelmedin oğlum? Elbette abi, ya insan abi. Benim derdim ne biliyor musun oğlum? Ben senin hayatını kurtarayım. Tertemiz bir sayfaya sokuyup yoluma bak. Ya tamam, vazgeçtik ya, ne oldu? Ben başkasıyla evlendiğim zaman mutlu olacağım diye sanıyor biliyor musun? Ya da ben annemin yanına gittiğim zaman huzurlu mutlu olabileceğimi sanıyor musun? Ben kaçar gene giderim onun yanına. Eğer ben birine kaçıp gidiyorsam muhakkak benim birine kafam keldir. Ya seni bir yerde kullandı veyahut da bir şey yaptı veyahut da bir suçun engelin var ki sen Tuğba'yı ki de boş ediyor. Bak oğlum zaten bana ilk çiftliğinde aradığında bana dedi ki benim dedi elimde bir kaset var. Ben bu kaseti şey yaparsam mahvederim dedi. Bu kaset neyin nesi? Belki seni bir yere kullandı, kaset çekti. Seni belki böyle kullanıyor. TikTok'u bana ben babamdan kurturdum diye sen mi yazdın, Tuğba mı yazdı? Vallahi İkini geyim hanıma. Yemin ediyorum aslında çılmak nesip olmasa ikimiz de yazmadı. Onun kızı vardı, o yazdı. Hayır bak yalan, bak yine burada yalan. Hayır vallahi. Yalnız benim ol ömrüm boyunca her şeyin farklı. Benim hayalim bunu tertemiz evlendirip bir torun sahibi olmak. Bunun yuvasını kurmak. Bunun işini kurmak. Şu anda bunun işi de hazır. Ya senin amacın ne? Tuğba'dan vazgeçmek mi? Evet. Tamam bana bugün söyle bana bak. Bugün bana bir zaman ver, tamam ben bir şu kafamı bir toplayayım. Bu yol mu doğru, bu yol mu doğru benim için? Yani buraya gitsem mi daha iyi olacak benim için, buraya gitsem mi benim için daha iyi olacak? Vay 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 vay, ne kaseti? Ne bileyim. Ne kasetinden bahsettin İzzet abi? Onlar bilirler. Sen Tuğba mı şantaj yapıyor? Tuğba senin elinde Ramazan'ın kaseti mi var? Tövbe yarabbi ya. Ha? İşte, ben telefon kullanmıyorum ki bile. İşte ben, ne kaseti abi? Ne ya? İçeriği ne? Geldiğimden belli ne diyorum? Şu telefonlarımızı bir tane savcılıkta inceledik. Bana da defalarca dedi ki bana küfrettin dedi. Ben dedim ki eğer küfrettiysem inceledik cezamı çekeyim dedim. Yanaşmıyor. İşte tabii içeriği ne yani kaset derken? İçeriği bilmiyorum o zaman bana iledi. Ben seni mahvederim dedi. Elimde de kaset var dedi. Ben de ne kaseti var Tuğba? Savcılıkta ben kaset, onu inceletmek istiyorum. Kaset diye bir şey yok ya kurban olayım ben. Yani kullandım normal telefon, tuşlu telefon. Dinine imanına mı Tuğba? Vallahi tuşlu telefon kullanıyorum. Dinine imanına mı Tuğba? İlk konuştuğumuzda evet. Demediğine çocukların hayrını görmeyeyim misin? Ben hiç öyle bir şey söylemedim sana. Ya bırak şimdi yapma bunu Tuğba bana ya. Söylemedim lütfen bak laflarına dikkat et. Ha sen de dikkat et lafına. Ben hiç öyle bir şey söylemedim İzzet amca. Ama Tuğba sen de bir gün dediğini ertesi gün inkar ediyorsun yani. Öyle bir şey söylemiştik. Kaset ne kaseti ya şimdi bunu uyduruyorsunuz üstüne geliyorsunuz ya. Her gün bir şeyle geliyorsun ya. Sen niye her gün bir şeyle geliyorsun ya? İnceleyek telefonlarımızı. Tamam. Ozat bak. Onun kullandığı hat zaten abla. Tuğba'nın kullandığı hat benim adıma. Ben cezamı sen Tuğba'dan bir şeyden korkuyor musun? Yok abla. Kasetin mi var senin? Ne abla? Seninle ilgili bir video. Ya abla. Hani benimle ilgili zaten kasetim. Dur İzzet abi. Yani benimle ilgili zaten kuvvetliysem incelensin. Ben cezamı çekeyim kuvvetliysem. Haksız mıyım ablaları? Ya her gün bir şey çıkarıyor. Abla hani öyle bir zaten bir kaset olsa ilk zaten gelir ben söylerim zaten. Her gün tam tutup da ağlamam zaten. Ne bu kaset? Belki sen hiç görmediğin bilmediğin bir şey. Ne abla? Ne bileyim yani hiç daha gör. Abla öyle bir şey imkan yok. Ha? Bizim evde kamera yok bir şey yok. Cep telefonları? Ya cep telefonu tuşlu kırık. Bir tane telefon var herkes kullanıyor onu. Evde. Bir telefon ben, var abla. Ben daha ne TikTok yapıyorum ne telefon. Ondan sonra şey diyorum. Herkes yani bir tane o telefonu kullanıyor. Ben de çıkabilirim o telefona. Oğlum da çıkabilir. Ben Ramazan da çıkabilir. En çok zaten ben çıkıyorum o telefonu. Ben yapmıyorum. Artık çünkü ildim. Ben yani normalde biz buradan gittik abla telefonları sattık. Biz buradan gittik telefonları sattık. İki tane tuşlu telefon aldık. Video falan bir şey yokmuş. Kaset yok diyor. Öyle bir şey yok diyor. Yok. O zaman ablam ben sana bir şey diyeyim. Yine ben üstüne basa basa diyorum. Bana kuvvet dedi değil mi? Benim telefonum da burada. O da bana dedi ki kaset var dedi. Telefonlarımızı savcılığa verek ben kuvvetliysem cezamı çekeyim. Tamam vereyim. Kaset zaten benim adıma ben vereyim zaten. Hat benim adıma ben vereyim. Haksız varsa. Yahu ne hocam, kaseti? Dedi ki haksızsın ne diye. Ne kaseti Ramazan? Haksız abla bizim elim var. Ne kaset var ne kaset. Sen de misin Tuğba? Ya, yok haksız ya. İzzet abiye sen öyle sana demişsin. Ki, abla zaten şey babamla konuştun ya. Zaten yanına ben de vardım zaten ya. Duymadın mı sen? Ne abla? Duymadın. Abla. Tuba burada ben buradayım. Babamla konuşuyor. Yanında ben dibindeyim.
Hani desem ki evet kasettir desem eyvallah doğruyu söylerim. Ramazan madem oğlum öyle bir şey yoksa ben de küfür ettiysem şey sizde de o kasetliyorsa sağlıkla bir tane inceledik telefonlarımızı. İngil tamam hatbenin adıma zaten ya. Nasıl senin adına oğlum inceledik madem neyse ya. Dün baba oğul konuşmasında bir saat konuşmuşsunuz ya siz odada. Evet abla. Onun için de şartlarını da sıralamış. Evet abla. Yani gel işin hazır, eşin hazır yani. Ya abla iş dedi de inşaat benim inşaat demiş. Evleneceksin demiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.